Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde very, to ve enough kelimelerine bakacağız. Bunların kullanımlarını göreceğiz arkadaşlar. Bir önceki derslerimizde aslında hatırlarsanız to'yu görmüştük. To'ya o zaman de anlamını vermiştik. En bildiğimiz cümle olan nice to meet you too yani tanıştığıma ben de tanıştığıma memnun oldum anlamını veriyordu. Buradaki kullanımı ise bunu arkadaşlar şu ikisinin çok anlamı olacak. Enough'ın yeterli anlamı olacak. Bakalım şimdi very için diyor ki çok anlamını veren en çok bilinen kelimedir. Olumlu veya olumsuz anlamda kullanılabilir. Yani bir şey very good derseniz çok iyi, very bad derseniz çok kötü anlamını verecek size. Too için ise çok anlamını veriyor very gibi. Tabi aşırı anlamı var. Gereğinden fazla anlamı var aslında. Bu anlamları verdiği için negatif duyguya sahiptir. Dolayısıyla bir şeye engel olunduğuna dair bir anlam çıkarılabilir diyor. Örneğimize bakalım o zaman. Hem verinin hem tuğunun kullanıldığı bir örnek bakalım. Diyor ki this tea is very hot but I can drink it. Bu çay çok sıcak ama ben onu içebilirim. Yani içmem mümkün. İçebileceğim kadar sıcak. Çok sıcak ama içilebilir gibi düşünebiliriz. Buradaysa şöyle diyor. This tea is too hot. Bu çay çok sıcak yani gereğinden fazla sıcak. O yüzden zaten devamında bunun I can't drink it. Bunu içemem diyor. Yani şurayı demese de aslında burada too olduğundan ötürü ben bunun içilmeyecek kadar sıcak olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Gramer yapısı nasılmış onlara bakalım. Kullanımlarına bakalım birlikte. Diyor ki birinci kullanım to plus adjective. Adjective'in kısaltılmışı burada. Adjective neydi? Sıfat demekti. To ile beraber sıfat kullanıyoruz. Önce to sonra sıfat gelecek. Mesela diyor ki the weather is too cold. Hava aşırı soğuk, çok soğuk. Yani bir şeye engel olacak kadar soğuk. Onları zaten birazdan ekleyeceğiz beraber. İki de diyor ki these kids are too young. Bu çocuklar çok küçük daha çok genç gibi düşünebilirsiniz ama küçük anlamında da kullanabiliyoruz böyle. Zarfla beraber kullanılabiliyormuş. Adverb zarf demek. Bakalım diyor ki you drive too fast. Artık sıfatları zarfları tekrar hatırlatmıyorum çünkü bir sürü derste tekrar tekrar hatırlattım özet geçtim. Lütfen önceki derslerimize dönünüz bilmiyorsanız. You drive too fast. Çok hızlı sürüyorsun. Arabayı çok hızlı sürüyorsun. Yani gereğinden fazla hızlı sürüyorsun. He wakes up too early. O çok erken kalkıyor. Yine aynı mantıkla aslında o kadar erken kalkmasına gerek yok diyebiliriz. Şimdi bir de too much veya too many artı bir noun yani isimle kullanımına bakacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sayılamayan isimlerden önce much, sayılabilen isimlerden önce ise many getirilerek kullanacağız bunu sayılabilen sayılamayan derslerimizden bunları bilirsiniz. Diyor ki I drank too much water. Now I need to find a toilet. Çok fazla su, içtim. Bakın too burada çoku verdi. Much fazla anlamını verdi. Su sayılamayan bir isim olduğu için burada much'ı kullandık. Ne demiştik? Too much bir isim gelecek. Too much işte water burada ismimiz. Evet, çok fazla su içtim. Tuvaleti bulmam lazım şimdi. Bir tane de sayılabilen örnekle bakalım. Diyor ki be careful, dikkatli ol. There are too many eggs in the basket. Sepette çok fazla yumurta var. Yani o kadar koymasaydın aslında o yumurtaya gereğinden fazla yumurta var. Bakın too many yumurta sayılabilir olduğu için ve ismimiz burada egg olmuş arkadaşlar. Devam ettim bakalım. Diyor ki to'dan sonra bir sıfat veya zarf veya isim gelebilir. Ardından optional parantez parantezini aldıysan bu olsa da olur olmasa da olur iki türlü de kullanılır. Sonra to ve fiilin birinci hali. Fiilin birinci hali derken aslında e, infinitive gibi düşünebiliriz. Yani yalın halinde kalacak gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Diyor ki this suitcase is too heavy to carry. Yani bu valiz taşımak için çok ağır. Taşınmayacak kadar ağır diyebiliriz. Bir şey yapılmayacak kadar bir şeyse bu kalıbı kullanıyoruz. Hemen yerleştirelim yerine. Demiştik ki to gelecek. Sıfatımız heavy, ağır. Ardından bir to var. Sonra fiilimiz taşımak olduğu gibi kaldı. Yalın haliyle, master haliyle kaldı arkadaşlar. Başka bir örnek. Bu sefer sıfat değil de zarf kullanalım. He speaks too fast to be understood. O çok hızlı konuşuyor. Bakın to var. Z uh, zarfım fast. Sonra to var. Burada pasif yapıldı arkadaşlar. infinitif ama pasif yap yapıldı. O da anlaşılmayacak. Hani anlayacak kadar olurdu. To understand deseydim. To be understood deyince anlaşılmayacak kadar hızlı konuşuyorsun. Gördüğünüz gibi to'nun zaten bir negatif duygu barındırıyor demiştik ya. Bu to'lu ifadeler fiiller eklediğimizde de burayı artık olumsuz gibi çeviriyorum. Diyorum ki bu valiz taşınmayacak kadar ağır. Sen anlaşılmayacak kadar hızlı konuşuyorsun. İçinden not geçmese de no geçmese de böyle bir duygu barındırıyor bize. Artık bunlara aşinasınız. Bunun gibi birçok şey gördük. Diyor ki there are too many apples on my plate to do. Oops, yanlış olmuş bu. There are too many apples on my plate to eat olabilirdi. Tabağımda yiyemeyeceğim kadar, yilmeyecek kadar çok fazla elma var demiş oldum burada. Bu sefer ne gördük arkadaşlar? Too many burada apple yine isim. Diyor ki I drank too much coffee to sleep. Yani uyuyamayacak kadar çok fazla kahve içtim. Bir tane de for somebody koyalım buraya. This exercise is too difficult for him to do. Bu egzersiz bu alıştırma çok zor dedik. Too ve sıfat kullandım. Sonra for somebody geldi birisi için. Yani onun için çok zor bunu yapması. Yani tam Türkçe, güzel Türkçe ile çevirecek olursam, gramer çevirisi yapmazsam bir bir şöyle diyorum. Bu alıştırma onun yapamayacağı kadar zor demiş oluyorum arkadaşlar. Tamam. Daha sonra şurada çok güzel bir ifade var. Ona geçmeden önce bir tane de şurada şöyle yapalım arkadaşlar. This sweet ya bunu da for çevirelim. Hatta for me diyelim değil mi? This sweet case is too heavy for me to carry. Bu valiz benim taşıyamayacağım kadar ağır demiş oldum bu sefer. Evet too good to be true diye bir ifade var dedim arkadaşlar. Bu şöyle oluyor. Gramer çevirisi yaparsak çok iyi. Ne kadar çok iyi? Ee, olumsuz çeviriyorduk burayı. To be true. Doğru olmayacak kadar çok iyi. Yani gerçekten de doğru olmayacak kadar iyi. <laughs> doğru olmayacak kadar iyi. Bayağı yaygın bir ifadedir. İngilizce'de kullanılır. Türkçesi o kadar çok kullanmıyoruz örnek verecek olursam nelerde kullanıyor mesela birisi size geliyor bir teklifte bulunuyor diyor ki e, paranızı verin bize e, 2000 TL verin biz bununla çiftlik hayvanı yetiştiriyoruz diyor <laughs> size her ay 1000 lira 1000 lira geri ödeyeceğiz daha ikinci aydan paranızı çıkartacaksınız 10 ay sonra zengin olacaksınız falan diyor Tosun Bank <laughs> işte bu olaya yabancılar diyor ki too good to be true bu kulağa çok ilgili yani böyle bir şey doğru olamaz gerçek olmayacak kadar İyi anlamını veriyor. Evet, inaf ifadesine bakalım şimdi. Inaf zaten biliyorsanız bu kelimeyi bilmeniz gerekiyor. Şu ana kadar bu seviyeye geldiyseniz bildiğimiz anlamıyla yeterli, yeteri kadar anlamını verir. Kullanıldığı cümle yapısına göre aynı doğrultuda anlam katar. Yani olumlu cümleyle kullanırsanız olumlu gider. Olumsuz cümleyle kullanırsanız olumsuz anlam verecek tabii ki. To'dan farklı olarak sıfat ve zarflarla kullanıldığında onlardan sonra gelir. Hani burada şöyle yapıyorduk ya. Önce to sonra sıfat. Önce to sonra zarf. Burada sadece sıfat ve zarflara özgü. isimlerde öyle değil. Onlardan sonra geliyor. E nasıl oluyormuş? Hadi bakalım birlikte. Mesela birinci kullanım adjective artı enough yani sıfat artı enough diyor ki The soup is hot enough. Çevirdiğimde bunu diyorum ki çorba yeterince sıcak. You can start drinking. İçmeye başlayabilirsin. Tamam? She is only 17. Bakın burada olumlu kullandık. Olumlu doğrultuya gitti. She is only 17. O sadece 17 yaşında. She isn't old enough to marry. O evlenmek için yeterince büyük değil bu sefer olumsuz kullandım tabii ki anlamda olumsa dönüştü artık. Normal doğrultuda gidiyor inaf. Bakın önce sıfat kullandım yine sonra inaf geldi. Zarfta da aynı gideceğiz. Önce zarf gelecek sonra inaf gelecek. Mesela diyor ki this horse can run fast enough. Bu at yeterince hızlı koşabilir demiş oldum o zaman. Bir sonraki örneğime bakalım. If you speak loudly enough yeterince yüksek sesle konuşursan Everybody can hear you. Herkes seni duyabilir. İsim de değişti. Enough önce gelecek. Noun yani isim sonra gelecek. Bu da zaten bildiğimiz kullanımı aslında. There was enough food for about 10 people. Yaklaşık 10 kişi için yeteri kadar yiyecek vardı anlamını verdi. Bir sonraki örnekte diyor ki I think we don't have enough money. Olumsuz kullandım. Bence yeterince paramız yok. Birazdan yine buna da eklemeler yapacağız. Şunu yapamayacak kadar yeterince paramız yok gibi gibi bir şeyler olacak. Diyor ki there are enough eggs in the fridge. Dolapta yeterince yumurta var. Ya da son örneğimde olumsuz there aren't enough plates on the table. Masanın üstünde yeteri kadar tabak yok. Gerçekten çok güzel ifadeler oluyor bu gramer yapısını öğrenince günlük hayatta kullanacağımız çok güzel cümleler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hadi o zaman son sayfama bakalım. Demiştik ki önce adjective ya da adverb gelir sonra enough gelir. Yine aynı dizilimle for somebody birisi için yine to ve yine infinitif kısmı fiili gelecek arkadaşlar. Mesela örnek cümlede diyor ki this bag is light enough. Buraya kadar gördük az önceki sayfada. Bu çanta yeterince hafif. Niçin? To carry. Yani bu çanta taşıyabilecek kadar hafif demiş oldum. Sonrakinde diyorum ki burada sıfat kullandım şimdi zarf kullanacağım. I woke up early enough. Yeterince erken kalktım. Niçin? To go for a walk. Yani yürüyüş yapabilecek kadar erken kalktım. Şimdi for somebody ekleyerek bakalım. The shelves are low enough. Raflar yeterince alçak. Kimin için? For me. Benim için. Peki benim ne yapmam için? To reach. Uzanabilmem için. Raflar benim uzanabileceğim kadar alçak diyebilirim bu cümle için. Bakın ne kadar karmaşık bir cümle yapısı gibi değil mi artık? Başka bir tane bakalım. I ran fast enough to catch the bus. Yani otobüsü yakalayabilecek kadar hızlı koştum diyebilirim. Şimdi bir de isimli ve tuğlu ifadeye bakalım. We have enough money demiştik ya yeterince paramız var. Niçin? To buy that house. O evi satın alacak kadar yeterince paramız var. Bir tane olumsuz bakalım. There aren't enough trees in this forest. Bu ormanda yeterince ağaç yok. Nasıl yani neye yetecince ağaç yok? To cut. Kesmeye yetecek kadar ağaç yok bu ormanda demiş olduk bu cümleyle de. Alıştırmam çok kısa çünkü çok fazla örnek verdim yine arkadaşlar. Sizi de çok yormayayım. 4 tane cümlem var. Bir tanesini ben yapacağım. 3 tanesini de sizden bekleyeceğim. Boşluklara ya to getireceğiz ya da inaf getireceğiz. Very yok egzersizde. Diyor ki I'm afraid korkarım ki the manager yönetici ya da müdür is busy to see you today. Seni bugün görmek için ya da göremeyecek değil mi? Meşgul demiş burada. Göremeyecek kadar yoğun, çok yoğun seni görmek için diyebilirim. Bunun anlamını da to ile tamamlayacağım. I'm afraid the manager is too busy. Korkarım ki yönetici çok yoğun seni görmek için ya da seni göremeyecek kadar diyebilirim. Diğer üç tane sizde to mu gelecek, enough mı gelecek? Bakalım anlamış mısınız? Zor geliyorsa anlamıyorsanız biraz daha dönün. Bir kontrol edin ne gerekiyor? Hangisi neredeydi? Sıfat nerede? Zarf nerede? inaf nerede? To nerede? Ona bakın arkadaşlar ve bir sonraki derste tekrar görüşelim. Herkese iyi çalışmalar ve hoşça kalın.